Efendim şimdi sizleri İsrail'e götüreceğiz. Çünkü orada durum gerçekten çok vahim. Koronavirüsle mücadelede neler yaşanıyor? Günlük vaka sayıları 5500'ün üzerine çıktı. 59 ölüyle şimdiye kadarki en yüksek sayı kaydedildi İsrail'de. Ve geçtiğimiz hafta hafifletilmiş bir karantina ilan eden hükümet salgın önlemlerini sıklaştırma kararı aldı. Peki son durum ne? Şimdi Tel Aviv Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Hay Eytan Cohen Yanar Ocak'la konuşacağız. Hay Eytan, merhaba, kolay gelsin, iyi günler. Teşekkürler. Son durum gerçekten nedir Tel Aviv'de? Korkmamız gerekir mi? Bu kadar ciddi midir orada durum? Maalesef sizin de belirttiğiniz gibi ölü sayıları ilk kez bu kadar arttı. Siz 59 dediniz, gece itibariyle bu sayı maalesef 62'ye çıktı. 5500'lerde seyreden sayımız maalesef dün itibariyle 7500'lere çıktı. Dolayısıyla maalesef hükümetimiz bu sıkılaştırılmış karantina kararını almaya karar verdi. Şunu belirtmekte yarar var. Birçok kişi sizin de ekranlara yansıttığınız gibi bu karantina kararına, sıkılaştırılmış karantina kararına karşı gösteriler düzenliyor. Özellikle ekonomiyi çok sert bir şekilde etkilemesi bekleniyor. Buna karşın hükümetin bu kararı alırken şu anda içerisinde bulunduğumuz bayram dönemlerinden yararlanmayı bir şekilde fırsat olarak gördüğünü ve ekonomiye minimum zararı bu şekilde verebileceğini düşündüğü için bu kararı aldığını düşünüyoruz. Maalesef iyiye gitmiyor. Uzmanların söyledikleri elbette karantina uygulanırsa bu figürlerin daha iyiye doğru gideceği yönünde ama hükümetin attığı adımlarda birçok konuda ihmalkarlıkla suçlandığını görüyoruz. Maalesef İsrail hükümeti koronayla savaştı, kendi vatandaşlarının güvenini oldukça rencide etti. Bunu söylemekte bir beis görmüyorum. Tam onu soracaktım Eytan. Halk nasıl tepki veriyor şimdi buna? Bir de biliyoruz İsrail'de protestolar var Netanyahu'ya karşı zaten aylardır, günlerdir. Aynen. Bir de o üstüne gelince herhalde iyice bir infial yaratmıştır şimdi bu. Ya şimdi şöyle çok enteresan iki tane olay yaşıyoruz İsrail'de. Birincisi Netanyahu karşıtı protesto gösterilerinin devamı söz konusu ve bu protesto gösterilerinde ister istemez insanlar bu sosyal mesafeyi hiçe sayıyor. İsrail bir demokratik devlet olduğu için protesto gösterilerinin yasaklanması temel kanunlarla mümkün değil. Bu sebepten ötürü şu anda en son uygulamaya konulan son karantina kararında evlerin 1 kilometre ötesini terk etmemek suretiyle hükümetin protesto edilebileceği belirtiliyor. Bunun haricinde bir de sinagog konusu var. Daha evvelden de belirttim. İçinde bulunduğumuz bir bayram dönemindeyiz. Arka arkaya bayramlarımız mevcut. Rosh Hashanah, yaklaşmakta olan Yom Kippur yani kefaret günü ki bu Yahudi dini inancına göre en önemli Tanrı'ya karşı verdiğimiz bir vicdan muhasebesi anlamına geliyor. O günlerde sinagoglara gitmemek tahmin bile edilemiyor normal şartlarda. Yani bu düşünülemeyecek bir şey normalde. Ardından Sukkot, Çardaklar Bayramı geliyor. Sonra Simhat Tora geliyor vesaire. Dolayısıyla bu bayram dönemlerinde özellikle dindar Yahudiler her ne pahasına olursa olsun sinagoglara gitmek istiyor. Şimdi bu insanlar sinagoglara gittikleri zaman ne oluyor? Sinagog kapalı bir ortam. Dolayısıyla buraya bir kişi sınırlaması getirilmesi söz konusu. O zaman bu sefer ultra ortodoks Yahudiler diyor ki mesela dindar Yahudiler. Ama işte siz başbakanlık konutu önünde protesto gösterisi yapılmasına okey diyorsunuz. O zaman sizin derdiniz sinagogla. Dolayısıyla burada bir laik, dindar, İsrailli çatışması söz konusu olmaya başladı. Dolayısıyla dün getirilen son tedbirlerle beraber sinagoglara kapsüllere bölmeye karar verdiler. İşte protesto gösterilerini sınırlamaya karar verdiler vesaire. Çok teşekkür ederim Doktor Hay Eytan Cohen Yanar Ocak. Bölmek zorundayım çünkü Sağlık Bakanı Fahrettin